Sevgili dostlar, tasavvuf kültürü söyleşilerimize devam ediyoruz efendim. Hatırlarsanız bir önceki sohbette meşhur Cibril hadisine işaretle üç kelimeyi kısaca izah etmiştik, temas etmiştik. İman, İslam ve İhsan. İman şüphesiz dinin temel terimidir demiştik ana terimidir dolayısıyla imanın da yeri kalp ve gönül olduğu için kalbin bir önceliği olduğunu söylemiştik buradan Allah ve ahiret inancına dikkatinizi çekerek devam etmek istiyorum İman esaslarının hepsi mühimdir şüphesiz bir dinin temel ilkeleridir çünkü onlar. Ve fakat bu iman esaslarından iki tanesi daha da öndedir, daha da önemlidir. Onun için bazı hadis-i şerifler şöyle başlar: Allah'a ve ahiret gününe inananlar diye başlar ve devam eder. Allah'a ve ahiret gününe. Bu iki ilke fevkalade önemli ve belirleyicidir. Allah'a inanmak ve ahirete inanmak. Bir anlamda bu diğerlerini de içine alacak kadar büyüktür. Dolayısıyla insan, hani ilk cümlemizden beri merkeze aldığımız insan, vardı ya Adem'le başlayan insan. İşte o insanın bu dünyaya gelişi ve bu dünyada belli olan işlerini yapması, daha sonra bu geçici olan hayatı tamamlayıp daimi ve ebedi olan hayata intikali meselesinden bahsediyoruz bir anlamda. Ve bu yolculuktaki duruşumuz nasıl olacak? Tasavvufi hayat bir anlamda burada bize rehberlik yapıyor yani. Tasavvuf büyükleri, gönül adamları dediğimiz, gönül erleri dediğimiz, Allah dostları dediğimiz o büyük alimler, arifler ve sanatkarlar yani, onlar bize bu konuda rehberlik yapacaklar. Dolayısıyla bugünkü sacayamız dünya, ahiret ve yolcu. Peygamber Efendimiz buyuruyordu ki: "Bu dünyada bir yolcu gibi ol." Çünkü bu dünya geçici. Bu dünya fani ebedi olan öbür alem. Bu dünyada, tabii ki bu dünyada yaşayan her insanın bu dünyada mühim vazifeleri var. Bu dünyayı boşlamak anlamında değildir. Bazen bunu böyle yorumlayanlar oluyor. Yanlış bir yorumdur. Eksik bir yorumdur. Bu geçici dünyada gerçekten bu kısacık ömrümüzde yapacağımız çok mühim işler vardır. Çok büyük işler vardır. Çok güzel işler vardır. Çünkü onlarla birlikte biz o ikinci durağa doğru gideceğiz. Bu anlamda dünyayı küçük görmek, reddetmek, dışlamak meselesi değil. Kainatın efendisinin sözünü tekrar ediyorum. Bu dünyada bir yolcu psikolojisiyle yaşa. Bu dünyadasın. Akıl başta olmak üzere sana çok güçlü nimetler verilmiş. Güç, takat ve sıhhat verilmiş. Dünyanın geçici olduğunu, geçici olduğunu bilerek bu şuurla bir yolcu gibi ol. Bir yolcu yolculuk yaparken konaklar. Bir yere konaklar. Oturur dinlenir. Ama orada kalmak istemez. Çünkü orası onun yeri değildir. Burası geçici bir duraktır, geçici bir konaktır. Dünyaya bu gözle bakabilmek fevkalade mühim. Yani çok mühim işlerimiz var, 24 saati doldurabilecek kadar vihim ameli salihlerimiz var. Bunları çaba ile, gayretle, sabırla yapmamız gerekiyor. Ve fakat bir yolcu psikolojisiyle yaşamak, İşte bu biraz dikkat istiyor. Bu kendiliğinden oluvermiyor efendim. Oluvermez, Kendiliğinden oluvermez bu yolculuk psikolojisi, bu bir an sonra, bir müddet sonra o gölgelendiğin ağacı terk etme halinde bunu yapmak. İşte bu dört dörtlük bir iştir. Yani bu insanlara hizmet konusunda, Allah'ın kullarına hizmet konusunda böyle bir gayret çok göstermek ve fakat geldik ve gidiyoruz diye düşünmek. Buradaki beyt onu söylüyor efendim. Mahmut Şahin, Hattat Mahmut Şahin dostumuzun yadigarı. Kim bastı der bu alemde postu ikameti? Herkes bu tek yegahta misafir değil midir? Hani postu sermek tabiri var ya postu. Postu sermekse meramın serdirmezler diyor Akip. Bu dünyaya postu sermek için gelmedik. Bu dünyaya iki şey için geldik. Hani sözün gelişi öyle özetleyelim. Arapça bir ifade var. Et tazim li emrillah ve şefakatu bıxalikillah iki ana vazife var. Bir Allah'ın emirlerine hürmet, iki Allah'ın yaratıklarına merhamet. Dünyayı böyle dolu dolu yaşamak yani Allah'ın emirlerine hürmette kusur etmemek onun bütün yaratıklarına merhamette de kusur etmemek. Bu nasıl olacak? İşte büyük şemsiye halinde din eğitimi budur. Küçük şemsiyede tasavvuf eğitimi budur. Tasavvuf eğitimi bunu hedefliyor. Böyle bir gönül hedefliyor yani. Böyle bir gönüle sahip olmayı hedefliyor. Böyle bir gönüle sahip olan insanlar gönüllü eridir. Kendine bu ismi takanlar değildir. Veya başkalarının onlara taktığı isim geçerli olmaz. Gönlü bu kalitede olan insan Allah dostudur. Dolayısıyla dünyaya ve ahirete iman. Ahirete iman çok çok mühimdir. Bu çağdaş problemlerden de biridir yani. Birçok insan Allah'a inanıyor ahirete inan. Ahirete iman Allah'la birlikte zikrediliyor çünkü. Ve işte insanoğlu bu iki dünya arasında yolcu. Bu yolun adı Sırat-ı Müstakim. Allah kendi yoluna bu ismi veriyor. Şimdi ilk duayı hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'deki Fatiha suresindeki ilk dua, bize öğretilen ilk dua, Allah'ın bize öğrettiği ilk dua diyelim. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya göre. Her gün defalarca okuduğumuz dua. İhdinas sıratal müstakim. Türkçesi. Allah'ım bizi doğru yola şevket, doğru yola yönlendir. Dua, dua ediyoruz. İnsanız çünkü zayıfız. Zayıf yaratılmışız, zayıf taraflarımız var. Allah kendisine böyle dua etmemizi öğretiyor bize. Allah'ım bizi doğru yola ilet. Bir soru sorabilirsiniz burada. Ben sizin adınıza sorayım. Bu doğru yolun açıklaması nedir? Kimin yoludur bu, bu yol? Bu sorunuzun cevabı bu ayetten sonra zaten orada var. İhtinas sırat al müstakim orada iki nokta var üst üste. Sırat al lezine en'amte aleyhim. Sırat-ı müstakim Allah'ın nimet verdiklerinin yoludur. Böyle tarif ediyor Fatiha Suresi'nde. Sırat-ı müstakim kimin yoluymuş? Allah'ın nimet verdiklerinin yolu. Bakınız Allah burada burada benim yolum demiyor. Kimin yolu diyor? Sırat-ı müstakim neye eşit? Allah'a nimet verdiği insanlar var. Onların yolu. Onların yolu sırat-ı müstakimdir. Kimdi onlar? Bir önceki sohbetimizle irtibat kuralım. Kimdi onlar? İşte o alimler, arifler ve sanatkarlar dedik ya. Allah'a nimet verdikleri yani genel anlamda. Burada bu kadar geçiyor bu konu Fatiha suresinde. Allah'ın nimet verdiklerinin yolu Allah yoludur. Bizi o yola ilet Allah'ım diye dua ediyoruz. Şimdi size başka bir ayet okuyacağım bu konuyla ilgili. Bunu buradaki Allah'ın nimet verdiklerini tefsir ediyor bu ayet. Okuyacağım ayet şerh ediyor. Ve orada dört grup insandan bahsediyor Allah. Allah kendilerine nimet verdiklerini dört grup olarak bize öğretiyor. Kimdir bunlar? Bir, peygamberle Tabii ki. Tabii ki bir numara onlar şüphesiz. Bir, minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâi ve salihi. Tasavvuf kültüründe sevgili dostlar, Aktab-ı Erba diye bir terim vardır. Dört büyük kutup demek. Yani tasavvufun dört büyük şahsiyeti demek. Aktab-ı Erba. Büyük mutasavvuflar. Mesela bir tasrife göre işte Abdul Abdülkadir Geylani, Bahauddin Nakşibend, Rahmet Rifai gibi dört isim sayarlar. Mesela Anadolu, hani Anadolu irfanı diyoruz ya, Anadolu içinde de dört kutup sayar bazı bu tasavvuf tarihiyle ilgilenenler. Mesela Anadolu'nun dört kutbu, Mevlana Celaleddin Rumi. Hacı Bektaşı Veli, Hacı Bayramı Veli, Şeyh Şaban-ı Veli mesela. Bunlar da ana dolayısıyla her coğrafyanın böyle büyük sufileri var ve bunlar böyle dörtlü tasnifler yapılır. Şimdi ben denizde buradan hareketle de diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in aktabı erbaası da bunlardır. Allah bu dört grup insanı özellikle bize örnek olarak gösteriyor. En üstün şahsiyetler bir peygamberler. Tamam. İki sıddık olanlar, sadık olanlar. Sıddık kelimesiyle herhalde Ebu Bekir Sıddık'ı hatırladınız. Onun gibi olanlar. Onun gibi olmak isten için çaba harcayanlar. Ve şühedâ üçüncü grup, Allah'ın nimet verdiği insanlar, onu açıklıyoruz Fatiha suresindeki, onun şerhi Allah'ın üçüncü grup mükemmel insanlarına ve şühedâ diye isimlendiriyor. Yani şehitler demek. Bir de şahitler demek. Bu kelime iki anlamada geliyor yani. Bazı kelimelerin iki, bazı kelimelerin dört, bazı kelimelerin on dört manası olur. Tabii ki öyle. Diller böyledir yani. Şüheda kelimesi hem şehitler demektir. Şüheda gövdesi baksana dağlar taşlar diyor ya Akif. Şüheda ama aynı zamanda şahitler demektir. Şahit. Hocam şehitleri anladık da şehitler evet büyük. Bu şahitler ne o zaman? Buna şahit anlamı verirsek tabii. Oradaki şahit hakikata şahit olmak demek. Hakikata. Hakikat neydi? Hakikat Allah'ın bize öğretmek istediği şey. Hakikat Allah. Hakikat Allah'ın vahyi. Hakikat Allah'ın bize peygamberler vasıtasıyla aktardığı gerçek. O gerçeğe şahit olmak yani. Hakikata şahit olmak. O üçüncü grup insan. Peki Dördüncü grubuna ne diyoruz? Salihler diyoruz. Salihler. Sevgili dostlarım, bu salihler kelimesinin üzerinde de durmanızı isterim. Salih kelimesi muhteşem bir kelimedir. Muhteşem denecek kadar büyük bir kelimedir. Nereden çıkarıyorsunuz bunu hocam? Diyebilirsiniz. Burada bir abartı mı yapıyorsunuz? Olabilir. Abartı olarak da isimlendirebilirsiniz ama bu salih kelimesinin büyüklüğünü bendeniz şuradan anlıyorum. Peygamberleri överken Allah Teala bu kelimeyi kullanıyor. Salih. Dolayısıyla bizim bu yolculukla birlikte ulaşmamız gereken makamın bir adı da nedir? Salih bir kul olmak. Bu kadar. Diye şatafatlı kelimelere hiç gerek yok. Salih kelimelerin şahı zaten. Salih bir mümin olmak. Salih bir Müslüman olmak. İşte gönül erlerinin de derdi budur. Gönül erlerinin derdi Allah'ın kullarını bu geçici dünya hayatında böyle bir yürüyüşle o salihlerin bulunduğu makama taşımak. Bütün dertleri budur. Bütün meseleleri budur. Başka hiçbir meseleleri yoktur gönül erlerini. Gönül erlerinin başka hiçbir meselesi olamaz. Dünyevi hiçbir derdi olamaz. Dünyevi hiçbir beklentisi olamaz. Dünyevi beklentisi olanların gönül erleri olması söz konusu değildir. Dolayısıyla bu yolculukta ahiret endişesi taşımak fevkalade önemlidir. Ahiret endişesi taşımak. Buradan sizi bir başka ayeti kerime ile birlikte bir başka konuya taşımak istiyorum. Çok bildiğiniz bir ifade var. Çok duyduğumuz, Hatta böyle eğitim öğretim yılları başladığı zaman hoca efendilerin hatip efendilerin boğazlarda hutbelerde tekrar ettiği bir ayeti kerime var. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu ifadeyi hepiniz biliyorsunuz. Sevgili dostlarım bu ifade bir ayetin bir ayetin ortasındadır. Yani diyelim ki bir satırlık bir ayetin ortasında yer alan bir ifadedir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Tamam. Şimdi acaba aklınıza şöyle bir şey geldi mi? Bu ayetin önünde, bu ayet bölümünün önünde ne var, sonunda ne var? Bir ayetin ortasından bir nevi cımbızlamak derler ya, yani bir şeyi cımbızlayarak almak. Hatta bazen zor durumda kaldığımız zaman diyoruz ki muhatabımıza, kardeşim benim cümlemin bütününü alsana, niye oradan cımbızlama yaparak sadece o kelimeyi alıyorsun? Şimdi sevgili dostlarım, bu ayetin üstünde Allah'ın bazı nimetleriyle karşılaşıp şükredenler, sonra da bazı zor imtihanlarla karşılaştığında onu unutup yanlış bir yola girenlerden bahsediyor ve bu ayete sıra geliyor. Bu ayette de diyor ki Allah böyle yapanlarla böyle yapanlarla gece kalkıp secde yapanlar gece kalkıp abdest alıp Secde yapanlar, virgül, ahiret endişesi taşıyanlar, ahiret endişesi taşıyanlar ve Allah'ın rahmetinden umut kesmeyenler dedikten sonra deminki soruyu soruyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şimdi bunu yerine koyalım. Soru bu. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ne zaman soruluyor? Burada soruluyor. O yanlış yapan insanlarla gece kalkıp huşu ve huzur içinde gece kalkıp teheccüde kalkıp Allah'a secde edenler. İki ahiret endişesini, ahiret hesaplaşmasını hep gündemde tutanlar ve Allah'ın rahmetinden de umut kesmeyenler bir olur mu? Bu yolun da, bu çabanın da, bu gayretin de rehberleri işte onlardır. Onların tecrübelerine muhtacız. Gönül erlerinin tecrübelerine muhtacız. Çünkü, çünkü onların gönül tecrübeleri dünya kadar değerlidir. Dünya kadar değerlidir. Eğer o dünya kadar değerli olan tecrübelerini alır, gönül dünyamıza aktarabilirsek bu dünyada garip olarak nasıl yaşanabileceğini de bu garip olarak yaşarken buradaki vazifelerimizi de nasıl dört dörtlük yapacağımızın yollarını öğreniriz. Ne mutlu bu yola düşenlere.